Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Son olarak bu FDA'nin aldığı CDC ile birlikte aldığı karar PCR testleriyle ilgili. Şu anda elimde belgesi var. Hatta yansıtabiliriz bu. Hayır, elinizde belge melge yok. Fotokopi var. Ya belge dedim tabii ki bizzat alacağım, onaylatacağım değil. Bu nerede? Seninki olunca belge, onunki olunca ben, fotokopi. Bu nerede? CDC'nin. Adalette. Ben ne zaman belge sundum? Ben kağıdımla kalemimle geliyorum. Diyorsun. Biraz önce şimdi ben açıklayabilir miyim? Bir dakika arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'ndan sen konuşunca kesin bilgi onunki fotokopi. Ben kesin fotokopi ilgilemedim. Konuştuğumu söyledim. Beyefendi burada fotokopileri getiriyor. Belge diye bize gösteriyor. Yani. Sen de güzel konuştuğunu nereden bunu bilelim o zaman? Bunu CDC'nin sitesine girenler. Ben zaten burada yok. Ben şu anda Alaçatı'da güneşleniyorum. Hala aslında. Gelmedin daha. Laboratory alert changes to CDC RT diye devam ediyor. Burada görebilirsiniz. Ya, bu yavurcaya ne gerek var hocam yani? Türkçesini söyleyelim. Hocam sen konuş ben. Şimdi bu raporda şu var. Ne diyor? Aralık 2021 tarihi itibariyle bundan sonra artık PCR testleri kullanılmayacaktır diyor Kanada diyor. Açık olarak CDC ile FDA bunu ilan etmişler. Tabii FDA'ye dayanarak CDC bunu ne ilan zaman ediyor. Bunu da kaç gün önce? Bir hafta olmadı galiba bu. 3 gün ya da 4 gün önce ilan edildi bu. En sonunda da 31 Aralık tarihine kadar artık kullandık, kullanacağız. Bundan sonra bunu kullanmayacağız da ilan etti. Stokları bitirelim. Yani bu bir çünkü belge. Yenisi geliyor. Şimdi bu bir belge. İkincisi, depoları boşaltıyor. Aşı deniyor ya buna. Aşı diye söyleniyor. Şimdi BioNTech'in sitesine girsinler. Bakın burada var zaten. Sitenin ismini de görmek istiyorsanız kamerada varsa şuradan. Evet. Investors BioNTech D Alman firması olduğu için girsinler. Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığı ticari sözleşme gereği yüzlerce sayfalık bu ticari sözleşmenin gereklerini, yükümlülüklerini anlatan bir rapor hazırlamış BioNTech. Bu BioNTech'in raporunda bakın size şunu söyleyeyim. Ne diyor biliyor musunuz? Bunlar aşı değil diyor. Amerika Birleşik Devletleri bunları aşı olarak kabul etmiyor diyor bu raporda. Şurada söylüyor. Gen terapisi diyor. Bakın BioNTech kendisi diyor ki bu şu anda bir gen terapisidir, deneysel gen terapisidir ve FDA şu anda gen terapilerine herhangi bir izin vermemektedir.